Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugün 7 Mayıs 2024 Kontrolmatik hissesiyle beraberiz. Kontrolmatik hissesi 241,4 kapanışını yapmış, %0,29'luk günlük bazda düşüş görüntüsü oluşturmuş. Daha öncesinde kanalımda incelediğim hisselerden bir tanesi. Bugün grafiğini güncellemek adına tekrardan yeni bir video çekmek istedim. İlk defa videomu izliyorsanız kanalıma abone olarak ve katıl butonuyla beni desteklerseniz sevinirim dostlar. Kontrolmatik ile ilgili paylaşımlarımız devam edecek. En azından bu hisselerle ilgili gelişme olduğunda bunlardan da haberdar olmuş olursunuz. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmanız. Günlük grafiğimiz açık. İndikatörümüz MACD indikatörün alım sinyali görüntüsü devam ediyor. Negatif bölgede aldığı alım sinyali pozitif bölgeye kadar taşımış ve şu an itibariyle turuncu çizgi sıfır çizgisinde, mavi çizgi ise pozitif bölgeye gelmiş. Ayrıca alım yönlü olarak MACD indikatörünün yükselişini hissede destekliyor dostlar. Yükseliş yönlü olarak hissemizin grafiğine baktığımızda alttan gelen yükseliş trenle alakalı trend çizgimiz 1 yıllık, yaklaşık 1 yıllık, 15 Mayıs 2023'ten itibaren almış olduğum trend çizgisi 1 yıllık süreçte kırılma görüntüsü oluşmamış. Zaman zaman düşüşler olmuş ama hissede yükseliş yönlü trend devam ediyor. Ayrıca bakın, bu tarihlerde şöyle bir işaret bırakalım. Hissenin zirvesi var. 25 Eylül 2023'te görmüş olduğu yaklaşık olarak 351 lira rakamlardan sonra yaşanan geri çekilmeyle beraber bugün 241 kapanışını yapıyor. Düşen yönlü de iki noktada. Bakın, bu tepe zirve, burası da diğer tepelerimiz. İki tane tepemiz var. Düşüş yönlü tepeler devam ediyor. Hissede bu bölgeyle alakalı bir sıkışma görüntüsü bulunuyor günlük grafikte. Destek yönlü baktığımızda 235 desteğimiz bulunuyor. Direnç yönlü baktığımızda ise alım sinyaline göre 252, 269 ve 290 dirençlerimiz bulunuyor. Kontrolmatik hissesinin günlük grafiğinde. Şimdi basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. 20 ve 50 günlüğe bakalım. Bunlar hangi seviyelerde? Öncelikle 20 günlüğü grafiğe atalım. Şu şekilde 20 günlüğü seçelim dostlar. 920 günlük geldi. Bana 20 günlük lazım. Evet, 20 günlük. Evet, 20 günlüğe baktığımda kapanış nerede? 20 günlükte. Kapanış 240 rakamlarında. Evet, 20 günlüğün bugün üstünde kapatmış. Güzel. En azından basit hareketli ortalama 20 günlüğün üstünde olması, kısa vadeli bir basit hareketli ortalama üstünde olması önemli. Bunun devamlılığını getirmesi gerekiyor kısa vade için. 50 günlüğümüz ise 249 rakamlarında. 50 günlüğün şu an itibariyle üstünde, hisse fiyatı 50 günlüğün altında kalmış. 50 günlük hisse fiyatının üstünde, öyle söyleyeyim, kafanız karışmasın. Basit hareketli ortalamanın geçmiş grafiklere baktığımızda altında, hisse fiyatının altında olduğu süreçte, takip ettiği süreçte hissedeki yükseliş trendi, yükseliş trendinin devam ettiğini, üst kısımlarına çıktığında ise bakın düşüş yönlü trendin oluştuğunu görebiliyorsunuz. Sizler de dostlar, yatırım yaptığınız aralığa göre basit hareketli ortalamaları takip etmenizi öneririm. En azından trend yönünü, alım veya satımla alakalı değil de hissede düşüş trendi mi olduğu, yükseliş trendi mi olduğunu da takip edebilirsiniz. 4 saatlik grafiğimiz biraz daha detaylı günlük grafiğe göre. Buradaki her bir mum, her bir 4 saatte oluşan fiyatlanma ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine pozitif bölgede bir satış sinyali var aşağı yönlü olarak. Destek fiyatlarımız 222,1 ve 197 rakamları. Yükseliş yönlü direnç fiyatlarımız 241,9, 257,40, 268,30 ve 279,20 rakamlar olarak karşımıza çıkıyor kontrolmatik hissesinde. Grafiği saatliğe alacağım şimdi dostlar. Saatlikte de bir alım sinyali almak üzere. Bakın, burada artık kırmızı satış barları açık pembeye dönüşmüş ve bar boyları bitmek üzere şeklinde bir görüntü sunuyor. Mavi ve turuncu çizgi kesilmek üzere, alt negatif bölgede yukarı yönlü olarak takip etmek gerekiyor kontrolmatik hissesinin yarın saatlik grafiklerini. Yükseliş yönlü 245,5, 250, 255, 262 ve 272 Fibo dirençleri bulunuyor. Destek yönlü ise 238 ve 228 rakamları karşımıza çıkıyor. Şimdi günlük grafiği açacağım. Günlük grafikte bir de MACD indikatör aracı kurum dağılımına bakacağız. Aracı kurum dağılımında bugün bu hisseyi kimler almış, kimler satmış, bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videonun başında da söylediğim gibi, ilk defa videomu izliyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla da beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca abone olmanız şu şekilde önemli. İlerleyen süreçlerde kontrolmatik ile ilgili paylaşım yaptığımda bu paylaşımlar ekranınıza otomatik olarak çıkacaktır. Ben aracı kurum dağılımını açarken sizler de abone olsanız kanalıma sevinirim.
Evet dostlar, kontrol matik hissesinin 7 Mayıs tarihli aracı kurum dalına baktığımda alıcı sırada ilk sırada HSBC isimli kurum bulunuyor. 158.036 adet lot almış bu kurum aracılığıyla işlem yapan yatırımcılar %22'lik bir pay oranına sahip. Deniz ikinci sırada 123.000 lot alınmış, %17'lik bir oran bulunuyor. Gedik üçüncü sırada 107.000 lot alınmış, %15'lik bir oran bulunuyor. ICBC 4. sırada 100.622 adet lot alınmış, %14'lük bir oranı bulunuyor. Yatırım 5. sırada 46.000 lot alınmış, bu kurum aracılığıyla %6'lık bir oran var. Diğer aracı kurumlar aracılığıyla 160.432 adet lot alınmış, %23'lük bir pay oranına sahip. Satıcı tarafta ilk sırada Garanti isimli kurum bulunuyor. Bu kurum aracılığıyla 222.163 adet lot satılmış, %31'lik bir pay oranına sahip. İş ikinci sırada 94.357 adet lot satılmış, %13'lük bir pay oranı bulunuyor. Vakıf 3. sırada 81.796 adet lot satılmış, %11'lik bir oran bulunuyor. Ziraat 4. sırada 54.228 adet lot satılmış, %7'lik bir oranda bunda bulunuyor. OYAK 5. sırada 34.065 adet lot satılmış, %4.89'luk bir oran bulunuyor. Diğer aracı kurumlar aracıyla 210.396 adet lot satılmış, %30'luk bir pasta pay oranına sahip kontrol matik hissesinin. Evet dostlar, paylaşımlarım devam edecek. İlerleyen süreçlerde görüşmek istiyorsak kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.